kardeşler, abiler, teyzeler, neler, halalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla ve yepyeni bir konukla karşınızdayız. Yanımda bugün Ersan Er var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim abi. Bugün beni terleteceksin, anladım. Bugün sana enteresan bir yemek yaptıracağız. Yemeğimizin adı yok, sadece malzemeler var. Sen buradan bir yemek yaratacaksın abi. Hazır mısın? İstediğim şekilde yapabiliyorum değil mi abi? İstediğin şekilde abi. Biz tadına bakacağız. Kimse... Umarım yemek olur. Gülmek yok değil mi? Ben itiraf edeyim. Ben mutfaklarım hiç iyi değildir. Yemek yapmasını da bilmem. Şimdi bunları ben burada görünce hani normal karnımı açsa başlarım domates ekmekten. Ama bunlardan bir şey çıkartamam. Abi biz yedekte yine şöyle yumurta yani olabilir. Onları ben alayım. Berbat olur falan, yumurta kırıp yiyeceğiz abi. Ama senin başaracağından eminim. Ben değilim işte. Yani. Ne güzel, ben değilim. Biz yine umut var olalım. Ümidimizi diri tutalım. Abi yavaştan başlayalım. Bugün neyle başlayacağım? Bugün size ne yapacağım? Şu kadar malzemenin içinde klasik Türk erkeğinin taktiğini uygulayacağım. Ne yapacağım? 4 tane yumurta var. Da sağında yumurta yapayım abi. Vallahi başka türlü kurtarmaz. Nasıl yapacağız? Abi son umudumuz o sadece. Onu kenarda tuttuk garanti olsun diye. Şimdi sana kıymamız var, etimiz var, domates var, biber var, marul var, maydanoz var, limon var, soğan var, baharatlarımız var. Ustanın iyisi malzeme attırmış, sen yumurtayı ver bana. Bunlar sende kaldı. Yine de buradan başla yani. Şimdi proteine ihtiyacımız var. Sen doğrarken... Gülmek yok ama. Ben de sana sorular soracağım abi. Tamam. Bak, bıçağı seç, tane bıçak abi. Abi ben önce ona yağ koyayım. Her şeyde yağ konuyordu değil mi? Önceden. Evet, öyle mi yapılıyordu ama malzemeler hazırlayayım. Ha, önce malzemeleri mi hazırlayacağım? Pardon. Ben sana kopya vereyim abi. Soğanla başla. Tamam. Bu yemeğe soğan mutlaka girer. Eline dikkat et abi. Bak da iyi değilim diyorsun. Portakal keser gibi önce buraları kesiyoruz. Ondan sonra böyle sen bir karar ver abi. Yapıyoruz. Şimdi hemen ben de aradan sana soru sorayım. Şimdi yeni bir şarkı çıkıyor. Çok evet. Az kaldı. Klibi tamamlandı. Klibi tamamlandı abi. Yönetmeni Buğra Karaçam'dı. Evet, sevgili Buğra'yla çektik. Evet, nasıl bir klip ve nasıl bir şarkı bizi bekliyor? Abi şarkı... Biliyorsunuz Tanrım Nereden Sevdim bana biraz sıkıntı oldu. Çok güzel şarkılar yaptık arkasından. Çok şarkı yaptık ama onlar da çok sevildi. Ama herkes döndü. Hizaları tam mı? Hizaları tam herhalde. Herkes döndü tekrar Tanrım'a. Tanrım da dünya rekoru kırdı biliyorsun klipsizde. Evet. Bu şarkı hani diğer şarkıları da hani ben şeydim. Olur. Bunlar da olur diyordum. Oldu, onlar da oldu ama bu Tanrım olmadı. Bana bazen soruyorlar. Kaç, 120 milyon mu oldu? 120 milyon tek kalemde. Normalde 350 milyonu geçti. Evet. Başka atılan sayfalarda var ya abi. Resmi sayfada en azından ne mi? 120 Aynen. milyon. Aynen. 120 milyon oldu. 350 milyonu geçti. 350 milyonu geçti. Ve klipsi şarkı geçti. Şimdi bu Lıkı 5 Nisan'da geliyor. Bunlar büyük ihtimalle şeyleri geçeceğiz. Tanrım'ı bununla geçeceğiz diyoruz artık. Çünkü şarkı hem arabesk hem içinde rap var, sevgili Buğra var, Zeo Javed var. Biliyorsun bu aralar gündemde rap var. Tabii ben yemek yapana kadar, ben yemek yaptıktan sonra gündeme benim yemek yapmam gelecek. Ersan abi yemek yapamadı diye başlayıyla mı yoksa çok güzel yemek yaptı başlayıyla mı haber olacak bilmiyorum. Rezil etti. Bakacağız abi. Ben şarkıyı dinledim. Yıkıl çok güzel bir şarkıydı. Evet abi. Rap de gerçekten çok yakışmış. Çok tatlı bir ambiyans yaratmış. Klip de güzel. Klip de güzel çekti Buğra. Çok yormadık bu sefer. Böyle biraz konu, bin diğer klipler şey gibi hep yazıyorlardı altına. Abi ikinci bölüm, üçüncü bölüm ne zaman diye. Hani çok karışık oluyordu. Biraz konulu oluyordu. Bunda biraz şey oldu böyle. Bunları böyle kesilmiş gibi zaten bunlar. Dağılmış o arada. Evet, hazır. Hazır. Alttan hazır malzeme çıkarıyoruz. Ondan sonra zaten şarkıyı dinledikten sonra hani herkesin uf ya adam yazmış dediği rap sözleri var. Hashtagler çok çıkacak bu şarkıda. Yıkıl karşımdan hayat zarını atsın. Ondan sonra sen bana haram mıydın ki helaline gittin. Tam soğanlı doğru diyorum ya. Ağlamalık sözleri bu arada. Bu soğan göz yaktı benim. Gözümü yaktı. Benim yakmadı abi. Bu zamanlar ilk defa göz yakan soğanla karşılaştım. Benim yakmadı çünkü. Şu ara kadar yakmıyordu ya. Hissetmiyorum. Benim şu anda ben ne yapıyorum diyorum. Ben neredeyim diyorum. Hani diyor ya Tanrım nereden sevdim. Adamın biri demiş ya. Nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya. Ben tüpü yakayım abi. Sen soğanı doğradın. Soğan bitti abi. Ustalığımı gösteriyorum artık bakın burada. Oluyor mu? Hadi bunlar kolay abi, daha et doğraması var. Biber vereyim mi sana ya? Bak ben doğrarım. Sabaha kadar böyle idare eder doğrarım. Ben kafada, ha, bunları ben da mı doğuracağım? Bana güvenmeyen, ben malzemeleri seçerken öyle sallamasyonu seçiyorum. Ama sen abi hedef şaşırtıyorsun o zaman bana. Yani sen seçeceksin bu acı biber. Bu acı. Acı, tatlı, orta. Orta. O zaman şöyle yapacağız abi. Önce şurayı mı alıyoruz? Acı sever misin abi? Biraz. Böyle çok şey olmadığı sürece, hani aşırı acı olmadığı sürece yerim. Hadi bakalım. Ben de yerim de abi. İşte... Hatırladığım kadarıyla annemiz falan bunları çıkartırdı da. Ha, şöyle bölüyorlardı bunu. Pardon. Değil mi?
Evet, sen mutfakta baya kötü müsün? Ben dedim abi. Yani dedim herkes işini yapsın, ben şarkı söyleyeyim. Ki şarkının sözleri kimin abi, sözü müziği? Sevgili Mehmet Tokat abimize ait şarkının sözleri. Müziği Mehmet'in. Zeynep dersem herkes biliyordur. Sevgili Zeynep Türk'e şahit. Rap kısmını da Zeo yazdı ama gerçekten çok güzel sözler yazdı. Sıksak güzel tadı olur mu? Yemeğin için limon. Et de limon ne alaka abi ya, sen de kekleme beni. Güzel olur belki. Eti alıyorum. Oo. Hop. O neydi kız diyor. O neydi kız? Buna vurulur mu? Yok abi buna. Ha. Tabağın içine mi keseyim? Burası acı, acı oldu ya. Çayı koyayım dedim ya, sana böyle bir yardım edeyim. Ha. Elimi sürmüyorum abi, acı macıdır şimdi ya. Acı acı. Yani. Abi. Bıçak da bayağı bak, keskin bu arada. Şunu alayım mı bir şeyde, biberi de acı buradan bulaşmasın mı? Peçete. Soğan. Nasıl biliyorum ya? Ben neler biliyorum ya. En kolayı olur herhalde. Yani. Şey, Julien yaptı. Abi Julien kesiyorsun, başı da yaptı. Abi Julien kim? Eyvah eyvah. Eğer güzel bir yemek çıkarsa, hı-hı, artık bundan sonra bu tarifi izleyen herkes yapar. Ben de evde sık sık bu tarifi ben buldum diye ben yaparsın. Ben mutfağa, abi, mutfak dağılmasın diye sadece Nescafe yapmaya bir de çay demlemeye girerim abi. Erinliğime evde yemek bile yemem. Aslında çay da içsek fena olmazdı değil mi? Vallahi onu söyleyecektim az önce de. Şöyle bir çaylar yapsak, evet, nasıl olur? Vallahi. Abi bu çok kalın oldu ama şöyle küçülür değil mi abi? Şöyle yaparım ben de. Evet. Şöyle. Abi kıvama gelmiş miyiz? Atabilir miyiz artık? Abi. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben sana bir tane daha kopya vereyim. Ver abi. Bunu bir tabağa boşaltalım, eti kavuralım, sonra bunu etin üstüne dökelim. Olur mu? Ha öyle mi oluyor? Yapalım mı öyle bir şey? Bulaşık çıkar. Bulaşık. Abi tabağa... Ha. Vay benim yumurtalarım vay. Yumurtalarım. Vay benim yumurtalarım. Aç kalırsak abi. Abi bunu böyle yaptım, bunu da böyle yaptım. Bunu buraya koydum. Bunu buraya sanırım koydum. Önce eti yapmamız gerekiyor. Tam ben de yapmamışım. Buna tuz mu atmamız gerekiyor? Yok hepsini beraber atarız. Atarız. Ama bunun bütün yağı da buraya gelecek abi. Gelsin abi, sıkıntı yok. Biraz olsa sıkıntı seni. Birazdan beni sıkıntıya sokan bir şey olmuş. Birazdan Nusret'in yaptığı taktikle tuz dökeceğim. Tuz değil. Abi bu tamam. Yine mi yağ koy? Ha, yağ koyacağız herhalde. Evet, ben o kadar acemi değilmişim ya. Ben o kadar kötü de değilmişim. Ha, yeter bu kadar değil mi abi? Yeter. Eti koyalım abi. Abi yağ biraz kıssın bence. Evet, sonra eti mi attım? Sonra eti attığımız zaman böyle o coz sesi var ya, herkesin iştahı kabarsın. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bakalım et yumuşak mı olacak, lokum gibi mi yoksa kayış gibi mi? Ha bunu bir şey yapmak lazım. Ha, bence şöyle yapmak lazım. Tuzlamak mı? Hani Nusret'ten gördüğümüz şekli var ya, evet. Bu şeker değil mi abi? Bilmiyorum abi, ikisinden biri tuz. Şeker dedi. Evet abi. Biraz yağ da mı dersek ya böyle? Yok onu attık ya abi. Oraya mı olur? Ha o zaman ha bunları da atalım. Anladım ben, tüyü aldım. Azıcık bundan. Bu nedir? Bu karışık baharat. O da olur. O da olur abi. Bu ne? Bu olmaz herhalde. Bu da toz biber. Bu kırmızı biber. Pul biber. Pul biber. Toz biber. Bir de karışık baharat ne olduğunu bilmiyorum. İkisinin karışımı mı acaba? Karışık baharatı şöyle atayım. Şu an yağımız yandı abi. Abi yağ yandı mı? Evet. Ha, abi hemen şöyle yaptım. Ben gidiyorum abi. Yangın var galiba. Patladı, patlayacak. Çok korktum Mustafa abi be. Gel. Ara emin değilim yani. Abi ya biliyorsun peci yakıyor insan, evet, ya. Kalsın. Olur mu abi oradan sonra? Evet, evet. Gel. Kavurma yapıyorum şu an abi. Kavurma yapıyorum. Et sote. Et sote, et sote. Ya da taş tavan. Bu daha şey duyuluyor değil mi? Saç tava böyle. Ya. Evet içinde birkaç tane kömür var ama. Abi domates atayım mı? Domates önce bunu mu? Bunu atayım mı ben? Olur. Tamam tüyeyi aldım ben. Tüyo değil ben bilmiyorum. Ben kendi yiyecek ya. Kötü olmasın diye yardım ediyor. Yani bilmiyorum, güvenmeyebilirsin bana bak. Abi bir domates yeter mi? Yeter herhalde ya. Bir tane yeter. Şu ellere bakıyorum, evet hayır. Bir tane yeter. Kopya almaya çalışıyor da hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Bu kadar mı seviyordunuz beni, ayıp ediyorsunuz. Görüyorsun abi, tanı abi, tanı, tanı. Ya, dostu düşmanı tanı diyorsun. Oo. Şu an güzel görünüyor. Evet, tadı da güzel olacak kesinlikle bak, ben söylüyorum. Bence limon sıkalım abi. Limon, buna. Bu güzel bir tat olmaz mı? Mayhoş bir tat olur ya. Biz de bilmiyoruz. Ha şöyle yapayım. Doğaçlama bir yemek yapıyoruz ya. Eğer güzel olursa adı Ersan Ersote. Olur. Ersote. Ersote. Bak bu şeker. Evet biraz şöyle şeker koyduk. Hafta şeker koyduk. Ben siz tatacaksın değil mi? Ben bakmayacağım buna. Önce sen bakacaksın abi. Bir şey olmazsa biz de tutacağız. Zehirlenmeyelim diyorsun. Aynen. Bence limon koy ya, güzel olur.
Biraz burada kesenpereye geldik gibi oldu ama abi yeter burada limon ya. Yıkıl yıkıl karşımdan, dağlar yerinde kalsın diye şarkıya giriyormuşum lan. Bugün Ersan Er konuğumuzdu. Ersan Er'le birkaç malzeme koyduk. Bu malzemelerden bir yemek çıkar dedik. Onunla bir yemek yapmaya çalıştık. Normalde bütün konuklarımıza bir isim söylüyoruz. İşte şu yemeği yapacaksın diyoruz ama bunu öyle demedik. Buna sadece malzeme koyduk, bu malzemelerden bir yemek çıkar. İşin artısı benim açımdan, işin artısı şuydu. Yemek yapmayı bilmeyen bir adamdı. Öyle söyledi. Ben hiç yemekten anlamıyorum falan dedi. Ve ona bir yemek tarifi yerine sadece malzeme vermemiz ayrı bir handikaptı. Çok kötü bir yemek çıkacak dedik. Ve ben buradan rating kasarım diye düşündüm. Tek hedefim oydu. Hatta yemek yaparken içine şeker koydurttum, limon sıktırttım. Normalde o yemeğe sote hiçbir zaman limon ya da şeker girmez. Ama abi sonunda lezzet çok iyi oldu ya. İnsan kendi gazlı kuyuya düşer mi? Düştü, ben yemeği beğendim. Bayağı beğendim yani. Yedim çünkü bayağı fazla yedim ben. Hatta geriye kalanını da masaya götürdük. Sarp'ın elinden zor kurtardım yemeği. Ama genel iyiydi. Şöyle bir şey vardı. Şimdi şey kafamı karıştırıyor mesela. Okey iyi bir abi, çok sevdim ben Ersan'ı ama şey olarak baktığın zaman adam askermiş abi. Askerlikten istifa falan ediyor. Subaylığı bırakıp şeye geçiyor. Şarkıcı olmaya karar veriyor ama onun için de 5 yıl ara veriyor. Bodyguardlık falan filan, korumalık yapıyor. Özür dilerim. Korumalık yapıyor. Ardından şarkıcılığa gidiyor. İlk şarkısı 120 milyonu geçmiş. Toplamda 350 milyonu geçmiş. Şimdiki şarkının da 120 milyonu geçeceğini iddia ediyor. Bence şarkı güzel ama 120 milyonu geçer mi bilmiyorum. Çok emin değilim. Ben burada birazcık şey konuşacağım. Geçemezsin. Böyle kötü kötü şey ama 100 milyon az değil ama yani. Çok ciddi bir rakam. Tabii ki ben şarkıyı çok beğendim. Şarkıyı dinledim, klibini de izledim hatta. Bir hafta önce izlemiştim. Çok da beğendim, klip de çok güzel olmuş. Arkadaşım, dostum Burak Karaçam çekmiş zaten. Çok güzel bir klip, çok güzel bir şarkı geliyor. 120 milyonu geçer mi bilmiyorum. Mutfakta şeyi, mutfak şeyine gelirsem, soğanı falan doğraması, ilk soğana başladığında falan ben dedim tamam sıç. Çünkü gerçekten çok kötü doğruyordu yani. Hayatını harbiden bıçak. Dedim ki yani bu bitti yani, yapamazdım. Domates doğrarken de bir noktadan sonra kesemiyor yani bıçakla. Domatesin kabuğunu kesemiyor, bıçağı tutmayı bilmiyor çünkü. Domatesi de tutmayı. Atıyor kenara falan filan, böyle bırakıyor. Ben dedim ya bundan iyi bir şey çıkmaz ama şanslı. Tabii biraz tüyo verdim ama genel anlamda yine adamda acemi şansı varmış. Çok güzel bir yemek çıkardı ortaya. Yani onun becerikliliğinden falan değil bu. Normalde yemekte bayağı beceriksiz bir adam. Şarkıda okey, bir şey diyemem. Müzikte çok iyi. Ama yemekte gayet beceriksiz bir adam. Şansı yaver gitti yani. O kadar kurduğum tuzaklara rağmen adam açtı yani. Daha da diyecek bir şeyim yok. Daha olsa gelme. Pişti abi herhalde bu ya. Evet. Maydanoz da vereyim mi abi? Abi maydanozu tabağın süslemek için. Süslemesine kullansak zaten oradan yemiş olur. Ha şöyle. Burada mı seçeceğim? Aynen. Şöyle mi abi? Marul? Yok, marul kullanmayacağım abi. Benim yemeğimde marulun yeri yok. Tavuklara bak. Marul yemeği seviyorum ya ben. Şeyde hani salata da güzel oluyor. Peynir domates, hani bekar işi yerken peynir domates marul güzel oluyor. Köftede falan. Evet ama işte yemekte olmuyor abi ya. Şimdi riski biraz azaltalım. Abi bu marul herhalde biraz bayatmış. Baksana. Yani malzemeden biraz belki şey olabilir hani. Yok abi bayat. Ayrıca Allah aşkına bakın ya, kameralar nerede? Şu an şike yapmaya çalışıyorum. İlla bir şekilde bok atacak görüyorsun. Hani olmazsa diye. Canlı. Hani tabağı süslerken böyle marulla yan falan durursa hani benden değil diye. Bu arada yeni çıkacak şarkının. Evet. Yıkılın tanrımı geçeceğini mi iddia ettin? Ya onu aslında sadece ben iddia etmiyorum. Olay çıkarmaya çalışıyorum şu an. Ben iddia etmiyorum. Sadece şöyle. Teaser yayınlandı ya, evet. İki gün önce. Gelen mesajlar, tepkiler hep şey. Nihayet tanrımı geçecek bir şarkı bulmuşuz diye. Hadi bakalım. Ama şarkı güzel. Gerçekten abi şarkı. Güzel. Ben tamamını. Allah var. Yani. Kendimizi. Röportaj bende olsun. Yani. Kendimizi geçeceğiz abi bu sefer. Şu an kendiyle yarışan bir adam yanımda. Müzik seviyor, şarkı. Sevmiyor. Seviyor. Sabaha kadar devam ediyoruz böyle. Bak. Hop. O da yerine. Senin yemeği çok seviyorum. Dayanamıyorum abi. Demedin mi abi? Sağlıklı. Pişti abi ya. Abi bazıları kömür olmuş. Ya sen yaptın bak. Şike var burada. Şeyler var mı koysa? Azaldı sanki değil mi? Evet. Abi arkada kaç kişi var, bu kadar aç insan bekliyor. Abi tadımlık ya. Doyumluk demedik, tadımlık dedik. Yeter abi, ben bunu alıyorum. İzzettin ustamı yukarıya doğru alalım, haber verelim. Evet. Dur abi, orayı bir sileyim mi? Tamam abi. Sana o kadar kumpas kurdum, bari buradan kurayım ya. Orayı ben tabağı alıp hemen dökeyim bunu abi içine. İzzettin abi gelmeden şeyleri alalım. Yanmışlar varsa içinde. Allah fena görünmüyor.
Vallahi ben de fena görmüyorum abi. Şurada bir iki tane yanık var ya. Onları çaktırmadan alsak mı ki, ne yapsak? Gelmediniz. Yok öyle bir şey. Geldi. Yetiş abi. Neyinekle ne kavada. İzzettin ustamızı platforma sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla İzzettin Oral. Ben yaptım abi bak. Acayip adam. Ha, yok adam. Yok adam. Acayip adam. Adam. Gereksiz adam. Ha gerek. Ekibinden belli olduğu gibi. Ekibinden belli olduğu gibi bizim Mustafa'nın da. Mustafa, ha şimdi biz az önce yemek yedik. Yemek yedik, beğendik. Beğendik, çok güzel bir yemekti. Ama yani sunucusu niye bu kadar rezil oluyor ben onu çözemedim abi. O sunucu muydu? Sunucuydu ya, o saçlarında kanı olan var ya. Saçlarına dikkat etmem. Çünkü o kadar kayıttı ki saç... saçlarına sıra gelmedi yani. Görünmez adam mıydı acaba? Sunucu muydu ya? He ya, o Mustafa sunucuydu işte. Biraz sunması gerekmiyor mu bunun? Yok, anca öyle böyle, öyle kadar konuşuyor. Anca soru sormayı çok iyi biliyor abi, sunmayı bilmiyor. Abi herkes bir iş yapmaya başladı bu memlekette yemin. Aç kalmaz. Vallahi Mustafa, eğer Mustafa da sunucuysa yerden kimse aç kalmaz bu konuda. Bir de Mustafa her defasında birini getiriyor, başarısız olacağını hayaliyle getiriyor. Ha, ama adamın yaptığı işi gördün mü abi? Ve şey, onu baltalamaya çalışıyor değil mi Mustafa? Evet, içine şey atmış, şeker atmış. Ha. Arkası dönükken filan şeker atmış içine. Tadını bozmak için uğraşmış. Gene de çok güzel diyor. İyi ki de şeker atmış onu. Mustafa bence yol yakınken sunuculuğu bırak diyeceğim. O zaman zaten başka yapabildiği de bir şey yok. Bir şey yok. O zaman soru sormaya devam etsin abi. Ha, sor. Sorucu. Sorucu oldu mu abi? Sorucu. 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 Evet. Yeterince herhalde cenazesini kaldırdık artık. Gömek artık. Aşağı Sera gelsin abi, Sera. Hasan Usta logarlığına def edecektim. Hasan Usta logarlığına def edecektim. Logarlığına. Evet. Hasan Usta'nın karşısında Karıcı Ahmet var ha. Ne konuşuyoruz acaba biz? Anlamadım. Mustafa, inşallah yapmayacağın işlerde görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Sen Sarp abi alt edemezsin ama onu yemeğe çağırayım. Şunu yapayım, bunu yapayım, ona yemek yaptırayım gibi dertlere, hayallere girme Mustafa'cığım. Ama Sarp abi çağırır, soruyu sorarsın değil mi abi? Yani? Sorabilirsin. Hadi bay. Hadi bay. İzzettin abi hazırlığı bak son aşamada. Şimdi senin 10 üzerinden hem görsellik hem de şey puanı istiyoruz abi. Tadı. Sen abi ustaların hepsini gönder, ben yeterim. Sanki bana öyle geldi. Ha şöyle dikiyorlardı bunu bir de değil mi? Harbi döktürmüş ya. Ben karışmadım. Hayır, hiçbir şeye. Sadece biraz kafa karıştırmak gel, için. Gel sen alt etti değil mi? Gel alt etti değil mi? Tadına daha bakacağız. Dur, bu görsellik. Ben içine birkaç malzeme attırdım, belki bozulmuştur. Abi limonla şeker ama tadında attım yani. Beni zorladı abi. Herkes şahit. Abi şöyle. Evet. Bunu yanlış yere park etmişiz. Şu an sanatsal fotoğraf çekiyorsun. Wow. Katalogda falan kullanmayacaksın değil mi abi? Abi bana baksana. Dumanlı dumanlı. Abi devam et. Evet abi. Dumanlı dumanlı. Oy bizim yemekler. Abi şimdi tada geldik değil mi? Evet, evet abi. Hadi o zaman. Ben şöyle bak, bak bugün. Ben şöyle peşin satan gibi durayım abi şöyle. Abi şimdi bayağı kalabalık oldu. Sarp Bozkurt oyuncu, Sarp Bozkurt komedyen. Onu da bir alalım bakalım kaç puan verecek. Vallahi ben sevgili menajerim Özgür Bey'le görüşmüştüm. O şikeyi yapacak mı? Abi şu an sen programda yokmuşsun. Bu abi, ben peşin satan gibi duruyorum abi. Ersin abi şuna bakıyorum ya. Avradı boşasam seni alırım yani. Abi. Şahsen. Mustafa abi aramıza gir gel. Gel aramıza gir. Ben dedim işte mutfağa girince bir şeyler oluyor. Mutfağa girmeydim neydi? Şu an kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz saat gelene kadar. Bugün konuk jüri diyebiliriz. Evet sevgili izleyiciler, sanatçımız Ersan Er yanımızdayken yemeği yaptıktan sonra tadım için oyuncu Sarp Bozkurt'u sahneye alıyoruz. Kokuyu aldın mı? Ben yaptım ben. Vallahi. Abi, valla. Ersan abi biraz daha yakına, bu tarafa doğru. İlk yemek yapma denemem bu arada. Valla. Evli misin abi? Bekarım. Herkes göz dikti bu arada. Ben şuradan yandan. Program yanlış yere doğru gidiyor şu an. Oh. Bak abi dumanı da istiyor. Formatımız bu değil, daha bir yanlış anlamadım. Gerçekten bu değil. Sanki şey 50 programı gibi herhangi bir şey var aslında. Çöpçöp abi. Hiç benimkini yediniz mi? Formatın adı bu. Ersan abi biraz daha bu tarafa doğru. Biraz daha. Sen de ye. Ben de beraber yiyeceğim. Tek başıma yiyemem. Dur ben de yiyeceğim. Utanırım.
Ay ben yemek yaparken doydum. Yemek yaparken doydum ben. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olmuş. Vallahi mi abi? Satın abi bak. Limon çok güzel olmuş bence. Kim para dağıttı? Harbi ya ben limonu bozulsun diye koydum ama tadı güzel olmuş. Mayhoş bir tat vermiş. Her şeyi sen mi yaptın abi? Her şeyi ben yaptım abi. Vay maşallah. Kendim kestim. İlk defa yapmıyorsun. Vallahi ilk defa yaparım. Vallahi ilk defa yaparım. Ben mutfağa girince psikolojisi bozulan adamım. Kendimi eksik hissediyorum. Yani bir değişik hissediyorum. Bence fazla ettim kendimi. Ben de güvenmiyordum. Yumurta koydum. Hani beceremezsin. Ben de aslında onu demiştim. Ama... Ustanın iyisi malzemeyi attır deyip yumurta yapıp geçecektim. Çok iyi olmuş abi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Aşağıda mı? Abi çatalımız olsun. Sen de çağıracaksın. Özgür abi. Adisyonları gönder abi. Abi ben, hakikaten çok vallahi yok. Abi hakikaten ben yaptım diye söylemiyorum. Olmuş ya. Hayır ben tadı bozulsun diye limon koydum. Tadı güzel olmuş. Siz bunu görmediniz. Unutun bitsin. Çok iyi abi. Ellerine sağlık. Abi teşekkür ederim. Tamam evleneceğiz. Evleneceğiz. Öğrendiğiniz için olmadı. Onu yiyemem abi. Abi ilk defa yemek yapıyorsun. Vallahi ilk defa yapıyorum. Öyle bir tat 10. Yıldızlı tekili 10. Peşin satan ustabaşı. Olacak iş değil gerçekten. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de bilmiyordum. Çektik bir yemekle ya. İçimde mi varmış, ne varmış abi ya? Gel abi. Abi bir gastronom tipi var abi. Bundan sonra şartı söylemiyorum. Plaket yemek yapıyorum. İzzettin abi, senin dükkanın karşısına açıyorum dükkanı. İzzettin abi, senin dükkanın karşısında dükkan açıyorum, karar verdim. Abi bekliyorum. Daha iyi olur abi. O yaptı o. Vallahi. Güzel olmuş bitti abi. Mi? Teşekkür ederim. O zaman afiyet olsun. Abi biz... Sen alıp gidin diyorsun. Abi kaç daha? Abi az ya az, bu kiloyla evlenmem seninle. Sıkıntı yok abi, ben hala kadar bir tam alamadım tadını. Evet, bugün Daha Neler programında sevgili Mustafa abinin konuğu oldum. Karnım ağrıdı, itiraf edeyim gelmeden 2 gün 3 gün önce. Çünkü ben mutfağa sadece kahve yapmaya ya da çay demlemeye giren bir adamım. Mutfakta bulaşık çıkacak diye 3 öğün dışarıda yemek yerim. Ama yemek yapacağımı öğrenince dedim ki eyvah çuvalladık ama içimde varmış demek ki. Çok güzel bir şeyler ortaya çıkarttım. Zaten malzeme kendini ele verdi. Soğan bağırıyordu oradan. Ben önce ben diye. Ama düşündüm. Annelerimizin yaptığı şekli falan düşündüm. Önce bir yağ soğanla oraya yapışmaması için falan derken gerçekten çok güzel bir şey çıktı ki sevgili Mustafa abinin bütün provokelerine rağmen Allah'ın adaleti diye buna deniyor. İçine limonla şeker döktürdü bana. Ben bilmem abi onun içine ne var ne yok. Kabalama, tuz, işte acı olsun dersen acı biber falan dökersin diye düşünüyorum. Ama işi biliyor diye ona inandım. Ama kendi kazdığı kuyuya kendi düştü. Yanlış hesap Bağdat'tan döner Mustafa Efendi. Çok güzel, keyifli birkaç saatti. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hem ekibin sıcaklığına hem sevgili Hasan Usta kebabın sevgili İzzettin abinin misafirperverliğine. İzleyince siz de bana hak vereceksiniz gerçekten. Bir de tatmanız lazımdı bunu ama Kadıköy'de mekan. Tam karşısına Ers Et diye bir yer açıyorum. Kendime güvenim geldi abi. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün Mustafa abi. Buradayım abi, her şeyi buldum. Adim benim abim, hoş geldin. Nasılsın? Biz de tam senden bahsediyorduk. Ne kadar hoş, ne kadar misafirperver. Bunları anlatıyorduk. Kaç! Hadi şekerli limon değişik olmuş abi ya. Şekerli mi limon? Abi çok az şeker attım, çok az. Çok az. Biraz da limon. Limonu ben sabot etmek için attırmış Mustafa abi de. Şekeri de mi? Ellerine sağlık. Allah'ın adaleti. O karışık baharat. Bizim ustanın karışık baharat abi. Böyle hafif acısı falan da geliyor. Pul biber de attım. Üstet gibi tuz da attım. Onu da yaptım yani. Gerçekten abartmıyoruz yani. Hakikaten ya, şaka değil mi yani? Esaklı. Sen en son. Ersan abi sen şimdi... Şimdi o da eğlenelim derse sıçtık. Ondan diyorum. Biz de... Yavaş yavaş şöyle halay çekelim şöyle. Şöyle halay. Şurada bir şarkıyla bir yol gelir misin? Diğer bakın bizim bağlar ters, hanım eylor. Deli alalım. Abi şarkıyı tersten söylemen lazımdı. Tersten halay çektik. Tersten sorardık. Nasıl olmuş? Allah şaşırtıcı. Beni satarken usta diye, aşçı diye de satabilirsin. Bak. Ersan Bey, çok güzel şarkısı ve söz yazdığınız gibi yemek tarifleri. Çok teşekkür ederim abi. Elinize kolunuza gelin. Vallahi bugüne kadar 3-5 defa yumurta yapmışımdır. Onun ötesi yoktur bende abi. İnanın abi, 4 senedir beraberiz, ben de şaşırdım. Kettle var ya, mutfakta daha en haşır meşhur olduğum şey kettle'dır. Koy suyu, yap kahveyi, çık mutfaktan. Çok güzel olmuş. Şeker abi. Koydum buraya. Olay bozulsun diye yemek.
Açıklıyorum şu an, itiraf ediyorum. Şekeri attık ama tadı daha güzel olmuş. Şekeri çok az attık. Şey olsun diye. Hani ağızda o manyoşluğu... Anlatıyorum öyle. Ağızda o manyoşluğu bıraksın diye. Biraz da limon. Limonun o asitiyle böyle... ekşim tırak bir tat bıraksın diye aslında falan yaptım diye. Şimdi anlatıyormuşum ben de. Tat biliyormuşum gibi. Güzel olmuş abi. Gerçekten çok güzel olmuş. Eline sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Yakında açacağımız Ers ete bekleriz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ersan abi bize çok harika bir yemek yaptı. Ben ne kadar provoke etmeye çalışsam da o yine güzel bir şey çıkardı. Siz de yemekle ilgili, elinizin tadına bakamayacaksınız ama görüntüyle ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Bir de biz bayağı malzeme kullandık. Sizce bu malzemeler gerçekten bir yemekte kullanılmalı mı? Onunla ilgili de yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Az az kullandım abi ya. Yıkıl şarkısı içinde, klibi içinde inşallah Tanrımı geçer. İnşallah Tanrımı geçer. Sizlerden de desteğinizi bekliyoruz. Şu bir el atın da Tanrımı bir evet, azıcık öteye itelim. Bizden gidenler de alta yazsınlar. Daha nelerden geldi. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.